Günaydın değerli yatırımcılar. Küresel piyasalara baktığımızda dün Deutsche Bank'la ilgili çıkan dedikodulu haberler daha sonra da yayılmaya başladı Avrupa piyasalarına genel olarak satış baskısı. Almanya dün DAX %2'ye varan satış baskısı altında kaldı. Daha sonra seans sonuna doğru gelen alımlar ile toparladı. %0,60 civarında bir negatif kapanış gerçekleştirdi. ABD piyasaları aynı şekilde önce bir satış baskısı geldi ama daha sonra toparladılar. Uzak Doğu piyasalarında karışık seyir devam ediyor. Çin biraz eksi de Nikkei endeksinde sert satışlar söz konusu %1'in üzerinde. Bizim piyasamıza bakacak olursak genel olarak endeks dün 77.500 ile 76.500 arasında belirli bir bant içerisinde hareketlerini sürdürdü. Bugün için endeksin hafif pozitif yatay açılışla başlayacağını düşünüyoruz. 77.500 direnç noktasını gün içerisinde test edeceğini öngörmekteyiz. 77.500 direnç noktasını kırması durumunda 78.300 seviyesine doğru yükselişler devam edecektir. Bu nokta önemli. Bu noktanın üzerindeki kapanışlar bizi yine tekrar yukarı yönlü hareketlere, yine 80.000'i hedeflemeye çalışacağız diye düşünüyoruz. Eğer 78.300 seviyesinin üzerinde kapanırsak, olası geri çekilmelerde ise 76.500 destek noktası ne kırmamız durumunda 76.000 seviyesine doğru geri çekmeler devam edecektir. 76.000 seviyesinin altında ise 75.000 noktası ana destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yukarı yönlü hareketler devam edecek diye düşünüyoruz. Eğer ki piyasa 76'nın altına gelmez ise vadeli tarafta ise bu 94.000 ana destek noktası Ekim kontratlarında 94.000 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece yukarı yönlü hareketler 95.700'ün kırılması ile yukarı yönlü hareketler 98.000-99.000 seviyelerine doğru hareketler devam edebilir genel olarak. Bugün piyasaları etkileyecek çok ciddi haber akışları var aslında bulunmakta. Amerika'dan çekirdek perakende satışlar gelecek. Ayrıca dayanıklı mallar gelecek. Ayrıca baktığımızda birçok Fed Başkanı bugün gün içerisinde konuşacak ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin de konuşmasının olacağını görüyoruz. Genel olarak bu verileri yakından takip ediyor olacağız. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.